Değerli basın mensupları, değerli partililerim, ülkemizdeki 16 milyon emeklinin içinde bulunduğu vahim durumu hepimiz biliyoruz. Emeklilerin ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek için bugün 3. basın açıklamamızı daha etkili olması adına sokakta yapıyoruz. Emeklilerin çaresizliği, emeklilerin 5 yıl içerisinde eriyen alım gücünü verilerle ortaya dökeceğim. Bugün en düşük emekli maaşı 10.300 TL olduğu deniyor. Ama bu açıklamada doğru değil. Doğru olan şu, kök maaşları zam yapıldığında bazı emekli maaşlarının bu rakam altında kaldığıdır. Geçmişe dönük en düşük emekli maaşı ile alım gücünü bugünkü maaşla kıyaslayacağız. 2019'da, 5 yıllık verileri veriyorum arkadaşlar. 2019 yılında çeyrek altın 357 TL iken bugün 3.357 TL. Bir emekli 2019'da 5 tane çeyrek altın alabilirken bugün sadece 3 tane çeyrek altın alabiliyor. 2 tane çeyrek altını direkt el koymuş oluyorlar. Bugün bir emekli maaşı sadece 340 dolar iken 2019'da 400 dolar, 110 dolar cebinde alınmış bulunuyor. Yani sadece 5 yılda emeklinin cebinde net olarak alınan para 110 dolar. En temel tüketimimiz olan ekmeğimizi nasıl elimizden aldıklarını rakamlarla anlatacağım. 2019'da fazla da geri gitmeyeceğim. Yine emekli maaşıyla anlatacağım. 2019'da bir emekli 2555 ekmek alabilirken, en düşük emekli maaşında bahsediyorum, bugün 1375 ekmek alabiliyor. Yani 1180 ekmeğini emeklinin sofrasında bu hükümet geri almıştır. Yine 2019'da mazot 5.60 kuruş iken emekli 360 litre mazot alabiliyordu. Bugün ise sadece 257 litre mazot alabiliyor. Yaklaşık 103 litre emeklimizin arabasının deposunda mazot alınmış oluyor elinde. Yine 2019'da bir yumurta 350 kuruş iken bir en düşük emekli maaşı 5.771 yumurta satın alabiliyordu. Bugün ise bir yumurta en ucuz 3.300 lira, 3 TL 300 kuruş, yani 3.300 yumurta alabiliyor. Yaklaşık 2.200 yumurta da emeklinin sofrasında çalınmış oluyor. Emeklilik bir cezalandırma aracı olamaz. Bilakis yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş, ömrünü büyük kısmını sabah gün doğmadan akşam gün batımına kadar üretime harcamış insanlara karşı bir vefa borcudur. Emeklilik kaldı ki emeklinin kendisine kesilen primlerle bu maaş ödendiği düşünülürse iktidarların vefa borcu aslında hiçbir şey yapmadıkları da ortadadır. En kötü bir ev kirasının 6.000-7.000 TL'lerde başladığı ülkemizde artık emeklilerin tek planı var. O da ek bir işe girip mezara kadar çalışmak. Ne torunu mutlu edebilir bu maaşla, ne de tatil yapabilir. Ne de temel gıda dışında herhangi bir gıdayı mutfağına sokabilir. Bu sebeple yıllarını bu ülkenin üretim ve kalkınması için harcamış, düzenli vergisini ödemiş çalışan kesimin en azından yoksulluk sınırının altında kalmayacak bir maaşa kavuşması, insan gibi yaşayabilmesinin ön koşuludur. Yoksulluk sınırının 47.000 TL'lere ulaştığı ülkemizde emeklilere reva görülen
10.300 TL açlık sınırında hayatında kalan bir rakamdır. Yaşamımız sadece peynir, ekmek, yemek olmadı. İnsan olmanın gereği olan mutlu olmak, sosyalleşmek, kültürel faaliyette bulunmanın artık bir lüks değil, ihtiyaç olduğunu bilimsel araştırmalarda da söylendiği bu çağda emekliye maalesef açlık, cezaevi gibi bir hayat reva görülmektedir. Kendisini mutlu edebilecek hiçbir faaliyette para ayıramayacağı gibi bir maaşla adeta ölümü beklemektedir. Bu nedenle başta emeklilere reva görülen emekli maaşı olmak üzere tüm emekçi maaşlarına insanca yaşayabilecek bir düzeye çıkartılmasını talep ediyoruz ve Türkiye'de 14 milyon emeklinin sesi olmak için hepimiz burada haykırıyoruz. Emeklilere sadaka değil, emeklinin yaşam boyu çalıştığı, ödediği primin hakkını lütfen verin. Yalana, dolana, rüşvetçilere, hortumculara giden para emeklilere aktarın. Emeklilerin, bu ülkede emeklilerin hakkı AKP tarafında resmen gasp ediliyor. Önümüzdeki yerel seçimde tüm halkımızı, tüm emeklileri AKP'ye sarı kart ve hesap sorma günü olarak belirtiyorum. Hepinize saygı duyuyorum, selamlıyorum.